Merhabalar arkadaşlar. TÖDER'in 4-5-6 Mayıs'ta yaptığı TYT deneme sınavının, Türkiye geneli deneme sınavının çözümleriyle karşınızdayız. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC sayma sayılarıdır. A ile C'nin toplamı 6, 3A-B 1 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diyor. Katsayısı büyük olana küçük sayıları vereceğiz. O yüzden A'ya 1 vereceğiz arkadaşlar. A 1 olursa 3'ten ne çıkarırsak 1 kalır. B 2 olur. A 1 olursa C de 5 olur. Bizden 1 artı 2 artı 5'in cevabını yani 8 istemiş. Doğru cevap D. A küp çarpı B kare B üzeri 4 çarpı C üzeri 3. İkisi de bunların sıfırdan küçükmüş. Şimdi B kare dediğimiz ve B üzeri 4 dediğimiz zaten sıfırdan büyük olan sayılar. A küp ve C küp hakkında da A kesinlikle negatif çünkü çarpımları negatif gelmiş. C de kesinlikle negatif değil mi? Diyebiliriz. A ile C negatifse A artı C'nin negatif olduğundan bahsedebiliriz. Doğru cevap C'dir. A ve B ardışık birer pozitif tam sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi A tekse B çifttir ve A çiftse B tektir. Diyebiliriz arkadaşlar. Sebep çünkü ikisi de ardışık sayılar. Birbirinin ardılı. A ile B'nin çarpımı tek sayıdır. Hayır, bunlardan en az bir tanesi çift olduğu için çarpımları çift gelmek zorunda. 3 artı 4 sayısı çifttir demiş. Bir kere A çiftse sonuç çift. A tekse sonuç tek olur. Bu da gitti. 4A burası kesinlikle çift ama burası mesela B çift sayıysa çiftten çifti çıkardığımızda çift kalacaktı. C de gitti. 2A burası çifttir. 3B örneğin B tekse burası tek olur. Tekle tekin toplamı çift. Çiftle tamamının çiftinin toplamı çifttir diyebiliriz. Burada tektir demiş. Bu da gitti. A çarpı B. Bunlardan bir tanesi çift olduğu için kesinlikle çifttir. Şuraya bakıyorsun. Eksi A artı B dersen buraya A ile B'nin toplamı tek sayıydı. Çift sayıdan tek sayıyı çıkarırsak sonuç tek olur. Doğru cevap E'dir. Diğer soru 121,625 artı 72,375. Önce tam kısımlar. Tam kısımları toplayalım. 121 ile 72'yi topla arkadaşım. 193. Bu bir kalsın kenarda. Şimdi de virgüllü kısımları, ondalık kısımları 0,625 ile 0,375'in toplamı ne gelir arkadaşlar? Tamamı 1 gelecektir. 193 artı 1 de 194. Pay kısmı 194'müş. Yazalım. 194 bölü. Şimdi bir de payda kısmına el atalım. Payda kısmında da 46 ile 50'yi toplayalım. Eşittir 96. Bir de 0,069 ile 0,931'i toplarsak eğer bu da 1 yaptı. 96 ile de 1'i topla. Paydamız da 97'ymiş. 194'ü 97'ye bölersek doğru cevabı buluruz. Doğru cevap B'dir. Beşinci sorudayız. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere şu şekilde bir grafiğimiz var arkadaşlar. Bu biçimde verilen bir simge kullanılarak şu işlemle eş değer kılmış. C'den B'yi çıkarmış ve üs olarak A'yı yazmış. O halde 10'dan 2'yi çıkar 8, bunun 6. kuvveti eşittir. 9'dan 7'yi çıkar 2, bunun 2. kuvvetine eşitmiş. 8 neydi? 2'nin küpü. 2'nin küpünün 6. kuvveti nedir? 2 üzeri 18. Bu da 2 üzeri x'e eşitmiş. O halde x 18'dir. Doğru cevap da c'dir deriz. 6. soru. A eşittir 3 ve b eşittir 2 olmak üzere a eksi b'nin karesi eksi a kare eksi b kare artı 2ab ifadesinin değerini soruyor. Öncelikle şunu söyleyelim. A gördüğün yere 3, b gördüğün yere 2 yazarsan soruyu çözersin. İster öyle çöz, istersen ben şu şekilde çözmek istiyorum. İşte a kare eksi 2ab artı b kare eksi a kare eksi değil artık şurada dağıttık artı b kare oldu artı 2ab. Bakın burada artı 2ab'ler gitti. Eksi a kare ile artı a kare gitti. Aslında bana sadece 2 çarpı b kareyi sormuştu. B de 2 idi. 2 çarpı 2'nin karesi eşittir. Doğru cevap 8'dir deriz. 7. sorudayız. 3x eksi y'yi 12 vermiş bize. 8 üzeri x bölü 2 üzeri y'yi soruyor. Şu 8 üzeri x'i ben 2'nin küpünün ikinci kuvveti yazabilirim değil mi? Dolayısıyla burası 3 üzeri 2x'tir. Pardon, 2 üzeri 3x'tir. Yani bana 2 üzeri 3x'i 2 üzeri y'ye böl demiş. Bu da 2 üzeri 3x eksi y yapar. Ki bana burada 3x eksi y'nin aslında 12 olduğunu söylemiş. Madem öyle
2 üzeri 12'yi sormuş bana. Yani B şıkkındaki ifadeyi sormuş. 8. soru. Vücut kitle endeksi falan diye bir şey saçmalamış burada yazmış. İşte bu büyük ihtimal ne denir ona? Kamu spotu. Türk Kalp Birliği'ne göre yetişkin bir insanın vücut kitle endeksi 18,5'tan yüksek olmalı, 25'ten de daha az olmalı diye soruyor. Yani bana şunları sormuş. Değil mi? Bu yani burada eşitlik olabilir olmayabilir. Sadece demiş ki hangi sayı doğrusunda hangi aralık kullanılabilir demiş. Sayı doğrusunda zaten 18,5 ile 25'in arasını A seçeneğinde vermiş. Diyebiliriz yani bu matematik sorusu bile değil aslında. Kolay bir soruydu. Z sayısı x ile y sayılarının toplamından oluşmaktadır. Yazalım. Z sayısı x ile y'nin toplamından oluşuyor. X sayısı 4'er 4'er, y sayısı da 5'er 5'er artırılarak her defasında yeni z'ler elde ediliyor. Buna göre aşağıdaki verilen x ve y sayılarından hangisi için z eşittir 101 değeri elde edilebilir demiş. Şimdi z eşittir 101 değeri elde edilebilir diye bir soru sormuş. Bir de bildiğimiz hangi değerler var, hangi ifadeler var? Birisi 4'er 4'er, öteki 5'er 5'er artıyorsa bunlar toplam 9'ar 9'ar artıyor. 9'ar 9'ar artıyorsa ve z'yi de ben 101 olarak elde ediyorsam en son ben bu 101'in 9'la bölümünden kalanına bakmam lazım. İki ya da şöyle de yazabilirsin. Artık nasıl hoşuna gidiyorsa. Mod 9. Değil mi? Peki o zaman buradaki toplamın da ne olması gerekiyor? 9'la bölümünden kalanın 2 olması gerekiyor. Şimdi şıklara bakalım. 5 ile 7'yi topla 12, 9'a böl kalan 3 gitti. 8 ile 6'yı topla 14, 9'a böl kalan 5 gitti. 13 ile 5'i topla 18, 9'a böl kalan 0 gitti. 9 ile 11'i topla 20, 9'a böl kalan 2, doğru cevap bu zaten. 12 ile 7'yi topla 19, 9'a böl kalan 1 zaten bu da gidecekti. Doğru cevap Denizli. 10. sorudayız. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. Yanda verilen kutular içerisinde yazılan sayılar yukarıdan aşağıya doğru azalmaktadır. Buna göre X artı Y artı Z toplamı en az kaçtır? Alttan başlayalım. Bakın 5'ten 6'ya zaten artmış. 6'dan da o zaman 7'yi artırın ki küçük olsun Z. O zaman Z'yi ne vermem lazım? 6. Z'yi bulduk, 6'ymış. Yazdık. Şimdi şurayı ne bulmuştuk? 7. 7'den artmış 12. 12'den 1 artırırım ki Y küçük olsun. Burası 13'tür. Ben Y'den 4'ü çıkarmışım, 13 bulmuşum. O zaman Y kaçtır arkadaşlar? 17'dir. Y'yi de bulduk. 17 olduğunu. Şimdi şurası 13 mü seçmiştik? O zaman burayı 14 seçmemiz lazım ki küçük olsun x. X de 6'yı toplamış 14 bulmuş. O zaman x kaçtır? 8. Bana x artı y artı z'yi sormuştu. 8 artı 6 14. 17 daha. Doğru cevap 31 yapar. Edirne'de verilmiş. 11. soru. X artı 4 bölü x'in karesi eksi x eksi 4 bölü x'in karesi işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmuş. 2 kare farkı uygularım. X artı 4 bölü x artı x eksi 4 bölü x çarpı, değil mi? X artı 4 bölü x eksi x eksi 4 bölü x. Bunun çarpımıdır. 2 kare farkı uyguladık ya. Peki devam edelim. Bakın burada eksi 4 bölü x artı 4 bölü x. Burada da artı x eksi x var. Şuradan da bir tane artı 4x gelecek. Burada sadece ne kaldı arkadaşlar? 2x kaldı. Şurada ne kaldı? 4 artı 4 bölü x'ten 8 bölü x kaldı. Gelin şu x'leri de sizinle götürelim. 2 kere 8, 16. Doğru cevap Denizli. 12. soru. Yuvarlak yani çemberin içerisinde bir sayı yazarsak bu sayının karesini alıp 1 çıkarmamız gerekiyormuş. Üçgenin içine yazarsak da bu sayıyı 2 ile çarpıp 1 eklememiz gerekiyormuş. Bu işlemler tanımlandıktan sonra çemberin içine üçgenin içine de bir x sayısı yerleştirmiş ve 48 bulmuş. Cevabı x kaçtır diye soruyor. Öncelikle son olarak hangi işlem uygulanmış? Şu çember işlemi uygulanmış, değil mi? Çember işlemi neydi? A kare eksi 1 eşittir 48'di. Eksi 1 at karşıya, a kare eşittir 49. Madem a ile b pozitif, ben a'yı 7 bulurum. A 7 ise üçgen x, bakın şunun sonucu da 7 çıkmış. Üçgen işlemi neydi? 2b artı 7 idi. O zaman burada ne var? X var. 2x artı 1 eşittir 7 dersem, 2x eşittir 6, x eşittir 3 olacaktır. Bu da bana A şıkkında verilmiş. 13. soru.
Bana a'yı kök 3, b'yi kök 6 çarpı a ve c'yi de kök 2 çarpı b olarak vermiş. C kaç, c kaçtır diye soruyor. Öncelikle c eşittir kök 2 çarpı b idi. Peki b neydi? Kök 2 çarpı b de kök 6 çarpı a'ymış. A'yı da yerine yazalım madem öyle. C eşittir kök 2 çarpı kök 6 çarpı kök 3. 3 kere 6 18, 18 kere 2 36. C kök 36'ya eşitmiş. Kök 36 neye eşittir? 6'ya. Doğru cevap Denizli'dir. Evet, 14. soru. Bir veri grubundaki en büyük veri ile en küçük veri arasındaki farka veri grubunun açıklığı denir. Bu veri grubunda en küçük veri ne arkadaşlar? 7. En büyük veri hangisi? 23. Doğru cevap 23 eksi 7'den 16 olacaktır. A şıkkında verilmiştir. Evet, 368 metre uzunluğundaki çıkmaz sokağın her iki yanına aşağıdaki özelliklere uygun ve mümkün olan en çok sayıda aynı tip ev inşa edilecektir. Evlerin her birinin yola bakan cephesi 10 metre genişliğindedir. Hemen yazalım. Bakın şurası ne kadar genişliğindeymiş? 10 metre genişliğinde. Yan yana iki ev arasında 4 metre boşluk vardır. Şu boşlukların her biri 4'er metreymiş. Sokaktaki ilk evin sokağın girişine olan uzaklığı 6 metredir. Yani şu mesafe ne kadarmış arkadaşlar? 6 metre. Sokağın her iki tarafının girişinden başlayarak aynı taraftaki evler sırasıyla beyaz beyaz, mavi mavi, sarı renk ile boyanıyor. Sokağın sonuna kadar tüm evler aynı renk düzeniyle boyanıyor demiş. Şimdi bu evleri nasıl boyuyordu? Beyaz beyaz, mavi mavi, sarı, beyaz beyaz, mavi mavi, sarı, bu kadar yeter. Böyle gidiyor. Şimdi şöyle diyelim. Şu en baştaki 6 metrelik boşluk bizim için gereksiz. Dolayısıyla hemen 368 metrelik yoldan o 6 metreyi çıkaralım ve 362 metre diyelim. Bu benim ne işime yarayacak? Toplamda ne kadar ev sığdırabilirim 362 metreye? Bunu bulmam gerekiyor. Sonra eğer n tane ev yaptıysam ben, en 10 tane ev varsa bunların arasında n eksi 1 tane boşluk olacaktır. Değil mi arkadaşlar? N eksi 1 tane boşluk. Şimdi evler 10'ar metre değil miydi? 10 çarpı n. Boşluklar ne kadardı arkadaşlar? 4'er metreydi. 4 çarpı n eksi 1 metre toplam boşluk sayısı. Toplam boşluk uzunluğu olacak, özür dilerim. Şimdi bunların toplarsak ne olur? Şurası 10n'di. Burası da 4n eksi 4. Toplarsak ne gelir? 14n eksi 4 gelir. Toplam ev ve toplam boşluk uzunluğu. Şimdi benim elimde ne var? 362 metre var, değil mi? Yani bu 14n eksi 4'ün içerisine ben kaç tane 362 sığar diyeceğim? Şu şekilde yapmam ne gerekiyor? 14n küçük veya eşittir 366 olursa, eksi 4'ü bu tarafa attım. N buradan ne gelir arkadaşlar? 26 gelir. Şimdi demek ki kaç tane ev yapacakmışım ben? 26 tane ev buraya, 26 tane ev de üst tarafa yapacağım. Pekala, bu 26 tane evin her 5'ten bir tanesi neymiş arkadaşlar? Her 5'ten 2 tanesi beyazmış. Özür dilerim, konuşamadım. 26 evin içerisinde beşerli grup kaç tane vardır? Onu bir bulalım. 5 tane beşerli grup var. Şu kalan ne? Bir de kalan var. O kalan önemli zaten. Kalanı hesaplamazsan cevabı yanlış işaretlersin. Beşer tane bu şekilde grup varmış. Beşli beşli. Madem öyle, bunların içerisinde her birinin içerisinde 2 tane beyaz yok muydu? 2 beyaz varsa, 5 tane grup varsa 2 çarpı 5'ten 10 tane beyaz ev vardır. Şu kalan, arta kalan ev var ya, bakın beyaz beyaz, mavi mavi, sarı. 25. ev bu şekilde bitti. En son şuradaki evde kalan, o kalan evde bir tane beyaz olacak. Dolayısıyla şu bir sırada 11 tane beyaz vardır. Aynı şekilde karşılıklı diziliyordu bu evler. 11 beyaz da üst tarafta vardır. Toplam 22 tane beyaz vardır. Yani doğru cevap da A seçeneğidir deriz. Bir diğer soru. Bir çevrim içi film izleme sitesinin abonelik ücreti ilk ay için A TL, sonraki her ay için B TL'dir. Netflix'ten bahsediyor herhalde. Bir müşteri şimdiye kadar bu hizmet için 120 lira ödemişse aşağıda verilenlerden hangisi müşterinin bu siteye abone olduğu toplam ay sayısını ifade eder? Öncelikle şöyle diyelim mi? Bu 120'nin içerisinde düzenli olarak ödemediği, şu ilk sadece ödediği A lira var. İlk ay ödediği. Şu an bir ay eksiltmiş oldum bakın bu A lirayı çıkararak. Sonra geriye kalan tüm aylar için B lira ödemişti. Şimdi bu kadar ay B lira ödedi diyeceğiz. O bir ayı çıkarmıştık ya, onu da ekleyelim o zaman. Burada ne olur arkadaşlar? 120 eksi A bölü B eksi B bölü B dersek 120 eksi A 120 eksi A
artı b, şurası artı olacak, bölü b diyebiliriz. Doğru cevap da e seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer soruya geçelim. Bora ve Eda anılın beyaz ve kırmızı toplarının sayısını aşağıdaki gibi ifade ediyorlar. Bora diyor ki senin beyaz toplarının sayısı kırmızı toplarının sayısının iki katından bir fazladır. Ve Eda da diyor ki Anıl'a beyaz toplarının sayısının 1 bölü 3'ünün bir fazlası kırmızı toplarına eşittir diyor. Aynen bu şekilde yazabiliriz. Bakın K neymiş? B bölü 3 artı 1 mi? Getirin burada yerine yazın o halde. B eşittir 2 çarpı B bölü 3 artı 1 artı 1 diyeceğiz. Buradan B eşittir 2B bölü 3 artı 2 artı 1. Şurası zaten 3 yapar. 2B bölü 3'ü de bu tarafa atarsam B'den 2 bölü B bölü 3'ü çıkardığımız zaman B bölü 3 kalacaktır. Bu da neymiş? 3. O halde B kaçtır arkadaşlar? 9. Bize neyi soruyordu? Anıl'ın beyaz toplarının sayısı, ki ben zaten beyaz toplara B demiştim. Doğru cevap B seçeneğidir. 18. soru. Kaan'ın yaşı Barış'ın yaşının 3 katı. Üçüncü bir kişi de var herhalde. Hemen yazalım. Kaan, Barış ve Batu varmış arkadaşlar. İyi, güzel. Kaan'ın yaşı Barış'ın yaşının 3 katıysa bu x ise bu da 3x'tir diyebiliriz. Madem öyle, diyor ki Batu'nun yaşı Kaan'ın yaşının 2 katıdır. Ben Kaan'ın yaşını 3x bulmuştum. O zaman Batu'nun yaşı bunun 2 katı kadar olacaksa burası 6x'tir. Kaan Batu'nun yaşına geldiği zaman, Kaan Batu'nun yaşına gelecekse 3x yaşlanacak. 3x yıl geçecek. Yani sadece ona geçmiyor 3x yıl. Buna da geçecek. Buna da geçecek. Buna da geçecek, değil mi? Madem öyle, diyor ki Kaan Batu'nun yaşına geldiği zaman Barış'ın yaşının Kaan'ın yaşına oranı ne olur? Barış'ın yaşı 4x, Kaan'ın yaşı 6x ise 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olur. Doğru cevap da A seçeneğidir diyebiliriz. 19. soru. 16 üzeri 5 sayısının %25'i ile, öncelikle şu 16 üzeri 5'i ben 2 üzeri 4 üzeri 5 biçiminde yazabilirim ki bu da 2 üzeri 20'dir. Bir sayının %25'i demek o sayıyı 4'e bölmek demektir. Ki bu da 2 üzeri 20 bölü 2'nin karesinden 2 üzeri 18 olacaktır. Diğer tarafa geçelim. 125 üzeri 5 sayısının %20'si. 125 neydi? 5'in küpü müydü? 5'in küpünün 5. kuvveti de 5 üzeri 15 mi yapar? Bu 5 üzeri 15'in %20'si demek bunu 5'e bölmek demek midir? Dolayısıyla 5 üzeri 14 olacaktır. Bu iki sayı çarpılıyormuş. Gelin çarpalım biz de. 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 14. Diyor ki bu çarpımın sonucu kaç basamaklıdır? Ben şunu şöyle yazmak istiyorum. Keyif benim değil mi? 2 üzeri 14 çarpı 5 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 4. Yani şu 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 14 ayırdım. Şurası nedir arkadaşlar? 10 üzeri 14 yapar. Çarpı 2 üzeri 4. Peki bu da neye eşittir? 10 üzeri 4 çarpı 16 mı? 16 kaç basamaklı? 2 basamaklı. 10 üzeri 14 şurası. 10 üzeri 14'te kaç tane sıfır var? 14 tane sıfır var. 14 basamak da buradan gelecek o halde. 14 basamak artı 2 basamaktan benim bulacağım sonuç 16 basamaklı olur diyeceğim. Yani doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. 20. soruya geçelim. Yukarıda görselde bir kasabada yaşayan insanların konut ve ısınma şekilleri ile sayıları verilmiştir. Buna göre müstakil evde yaşayıp, şurada yaşayıp, ısınmak için elektrik tercih eden konut sayısı 20. Diyor ki tüm kasabada doğalgaz kullanımını tercih eden konut sayısına oranı nedir diye. Tüm kasabada doğalgazı tercih eden kimler var? Bak 13 kişi burada var. 60 kişi de burada var. Toplam 73 kişi mi? Bunun buna oranını soruyor. Cevap Ceyhan. Devam ediyoruz 21. soruyla. Bir kasa mandalinanın 1 bölü 5'i %20 karla, 2 bölü 5'i de %40 karla satılıyor. Mandalinanın tamamının satışından %50 kar elde etmek için kalan mandalinalar yüzde kaç karla satılmalıdır diye soruyor. Şöyle diyebiliriz. Mandalinaların 1 bölü 5'i ve 2 bölü 5'i diyor ya, 1 bölü 5'i K olsun, 2 bölü 5'i de 2K olsun. Bu %20 karla satılıyor. Diğeri de %40 karla satılıyor, değil mi? Pekala, şimdi bunu şöyle yapabilir miyiz? K kadarsa, 2K kadarsa, bunların arasında %20'lik bir mesafe varsa, bu %20'lik mesafe 3x'e eşittir diyelim. K'ya 2K girdiği için. O zaman x ne olur? 20 bölü 3.
Şimdi ortalama hangisine yakın olacak? 2K'ya yakın olacak. Demek ki şurası arkadaşlar 40 eksi 20 bölü 3 kadar olacakmış. Yani 100 bölü 3 kadar olacakmış. Yani bunlar satılınca %100 bölü 3 kar elde edilecekmiş. Peki geriye kalan kısmı neydi? 2K'ydı değil mi? Şimdi 3K'sını toplamda ben 3K'sını %100 bölü 3 karla satıyorum. Geriye kalan 2K'sı ne kadar karla satılmalıdır ki diyor? %50 kar elde edilsin. %50 kar elde edilsin. Şimdi 3K'ya 2K ise bu sefer şuradaki mesafe 2x'tir. Buradaki mesafe 3x'tir diyeceğim. Sonrasında elde ettiğim kar neymiş? %50'ymiş değil mi? Pekala ben bu %50'yi %150 bölü 3 diye yazarsam 150 bölü 3'ten 100 bölü 3'ü çıkar. 50 bölü 3. Bu 50 bölü 3 2x ise 3x nedir arkadaşlar? 75 bölü 3. Madem öyle 3x buraysa %50'nin üstüne 75 bölü 3 ekleyeceğim. 50 artı 75 bölü 3. Bu 70 bölü 75 bölü 3 kaçtır? 25'tir. 50 artı 25. Cevap %75 karla satılmalıdır olacak. Daha basit bir yöntemle de çözülebilirdi. Fakat bu yöntemi seviyorum. Dileyen arkadaşlar için diğer yöntemle de çözüm yapabiliriz. 22. soru. Yukarıda her biri 1 santim uzunluğunda olan çubuklarla ABC eşkenar üçgeni oluşturuluyor ve içi eşkenar üçgenlerle dolduruluyor. Kullanılan çubukların toplam uzunluğu 315 santimetre olduğuna göre AB kaç santimetredir? Şurasını soruyor bize kaç santimetredir diye. Şimdi şöyle diyelim mi? Bakın önce kaç tane çubuk kullanılmış bir üçgen yapmak için? İkinci, üçüncü, dördüncü üçgen için kaç tane çubuk kullanılmış? Bunları bulalım. En üstte şu birinci üçgen için 1, 2, 3 tane çubuk kullanılmış değil mi? İkinciye bakalım şimdi iyi dinle burayı bak. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaparsam zaten şu an 4 tane eşkenar üçgenim oldu benim. Burada da 6 tane kullanılmış. Diğerine geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kullanılmış burada da değil mi? Şimdi belirli bir düzene göre arttığını görebiliyoruz artık. 3, 6, 9, 12 diye gidecek değil mi bu? O zaman toplam şöyle diyebilir miyiz? Bakın 3 artı 6 artı 9 artı nokta 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 en son bunlar 3'ün katı oldukları için 3n eninci satırda 3n tane kullanılmıştır çubuk diyebiliriz. Ve bunların da sayısı 315'miş. Hepsini 3'e bölelim arkadaşlar. Yani önce şöyle yapalım da açık olsun. Herkes anlasın. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n eşittir 315 diyelim. Her iki tarafı 3'e bölersek burası ne gelir? 105 mi? Peki şuradakinin formülü neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bu da 105 midir? Şu 2'yi karşıya yolla. N çarpı n artı 1 eşittir 210 olacaktır. Ve burada hangi sayılar bunu sağlar arkadaşlar? 14 çarpı 15'in ben 210 olduğunu biliyorum. O zaman n kaçmış? 14'müş. Yani kaç tane satır var? N tane satır vardı değil mi? Şu şekilde üçgen satırı 1, 2, 3 diye 14 tane vardı. Bu her 14 tanesinin kenarları da bir birim olduğuna göre 14 çarpı 1'den x'imiz de 14'tür. Doğru cevap da B'dir deriz. 23. soru. Bir hesap makinesinde ETK tuşları vardır. E tuşu girilen sayıya 1 ekliyormuş. T tuşu girilen sayının çarpmaya göre tersini alıyormuş. K tuşu da girilen sayının karekökünü alıyormuş. Örneğin 3 sayısı girildiğinde işte 3'ü 4 yapmış E. T sayısı T harfi 4'ü 1 bölü 4. K da 1 bölü 4'ü 1 bölü 2 yapmış. Pekala. Buna göre öyle bir 2 sayısı var ki önce E sonra T sonra K sonra T tuşuna basıldığı zaman ne oluyormuş arkadaşlar? 6 oluyormuş. Bunun cevabı. Peki tersine doğru dönelim o zaman. T hangi işlemi uyguluyordu? Girilen sayının çarpmaya göre tersini alıyordu. Demek ki 1 bölü 6'nın tersini alacağım ben. 1, 6'nın tersini alacağım 1 bölü 6. K ne yapıyordu? Karekökünü alıyordu. Eğer bu karekökü alınmış hali ise karekökü alınmamış hali 1 bölü 36 ya da tersine gidiyorsan karesini al 1 bölü 36 da diyebilirsin. T ne yapıyordu? Girilen sayının çarpmaya göre tersini. Bunun çarpmaya göre tersini 36. Son olarak E tuşu ne yapıyordu arkadaşlar? Girilen sayıya 1 ekliyordu. 1 eklenmiş hali 36 ise eklenmemiş hali 35'tir. Demek ki x kaçmış? 35'tir diyebiliriz gençler.
Şunu kapatalım. Devam ediyoruz diğer soruyla. Diğer soru 24. soru. Fx ve gx iki fonksiyondur. Fx'i vermiş, gx'i vermiş. G bileşke fx'i vermiş. Gm kaçtır diye soruyor. Şimdi G bileşke fx demek ne demek arkadaşlar? G'de x gördüğün yere fx yaz diyor. Yani 2 çarpı fx artı c olacaktır. Bakın gx buradaydı. Pekala yazalım tekrar. 2 çarpı fx neydi? 3x kare art eksi 4x artı 1 artı bir de neyi vardı? C'si vardı. Bu neye eşitmiş? 6x kare eksi mx artı 7'ye eşitmiş. Dağıt bunu da. 6x kare eksi 8x artı 2 artı c eşittir. 6x kare eksi mx artı 7 mi oldu? Pekala şu 6x kareler bir gitsin. Şunlar gitti. Eksi 8x eksi mx'e eşitse m bir kere 8'dir. M'yi bulduk mu? Sonrasında 2 artı c'de neye eşit olacakmış? 7'ye. 2 artı c eğer 7 ise c kaçtır? 5'tir. Şimdi benim aslında gx fonksiyonum neymiş? Onu bir söyle bana. 2x artı c'yi kaç bulduk? 5 bulduk. Benden neyi istemiş? G m'i istemiş. Peki bu gm, ben m'i buldum artık 8'di. G 8'i sormuş aslında. Yaz x gördüğün yere 8'i. 2 çarpı 8 artı 5. Bu da 16 artı 5'ten doğru cevap 21'dir. Ve E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 25. soru. A noktasından saatteki hızı v1 olan araç harekete başladıktan 2 saat sonra 3v1 hızını 3v1 yaptığı anda A noktasından saatteki hızı v2 olan başka bir araç harekete başlıyor. Aynı yönde aynı yönde harekete başladığını söylemeyi unutmuş. V2 hızlı araç öndeki araca harekete başladıktan 4 saat sonra yetiştiğine göre v1 bölü v2 nedir diye soruyor. Şurası A noktası olsun mu? Şuraya kadar gelsin. Tam şuraya ulaşmış. Hangi hızla? V1 hızla. Sonra buradan itibaren hızını 3v1'e çıkarmış. Böyle gidiyormuş. 3v1 diyelim. Böyle gidiyormuş. Sonra B aracı burada ona yetişmiş. Peki bu araç nereden, B aracı nereden harekete başlamıştı? Şuradan. Ve bunun hızı da V2'di, değil mi? Bunun hızı V2, bunun hızı V1. Pekala. Şimdi ne diyor bakın şurada. V2 hızlı araç öndeki araca harekete başladıktan 4 saat sonra yetişiyor. Peki A aracı şuraya kadar kaç saatte geliyordu? 2 saatte geliyordu. O zaman burada aldığı, kat ettiği yol 2V1 olmaz mı? Artı 4 saat sonra harekete başladıktan 4 saat sonra yetişiyormuş ya. O zaman A burada ne kadar yol kat etti? 4 çarpı 3V1 kadar yol kat etti. Yani A'nın toplam aldığı yol 2V1 artı 12V1 kadar, yani 14V1 kadar yol kat etmiş A. Peki B toplamda ne kadar yolda kaldı? 4 saat mi? 4 çarpı V2 ile 14V1 birbirine eşit yollardır o halde. Yazalım. 14V1 eşittir 4V2. V1 bölü V2'yi sormuştu. 14'ü diğer tarafa, V2'yi bu tarafa atarsan V1 bölü V2 eşittir 4 bölü 14, şıklarda yoksa 2 bölü 7'dir diyebilirsin. Doğru cevap A'dır. Px-1'i Qx artı 2'ye bölmüş. 3x-2 bulmuş. Px polinomunun x-3 ile bölümünden kalan, yani P3 kaçmış? 5'miş. Qx polinomunun x-6 ile bölümünden kalanı sormuş. Yani Q6'yı sormuş bize. Şimdi ben burada P3'ü biliyorum, değil mi? Neyi biliyorsan onu elde etmeye çalış. O zaman gel x gördüğün yere 4 yaz. Sonra ne yapacağız? Yazdıktan sonra ne gelir? P3 bölü x gördüğün yere 4 yazarsan ne gelir? Q6 mı gelir? O zaman yaz, Q6 eşittir x gördüğün yere 4 yazmıştın. O zaman burada da 4 yaz bir zahmet. 3 kere 4 12. 2 çıkar 10. Peki P3 kaçtı? 5'ti. Yaz gördüğün yere. 5 bölü Q6 eşittir 10. 10 ile Q6'nın yerini değiştirirsen Q6 ne gelir? 5 bölü 10, yani 1 bölü 2'dir diyebilirsin. Doğru cevap da B seçeneğidir. 16'nın 8. dereceden kökü, değil mi? Buna ne demiştik? 2 üzeri 4'ün 8. dereceden kökü. Nedir bu? Kök 2. Peki bir de şuraya bakalım. 1'den 7 bölü 9'u çıkarırsak 2 bölü 9 mu kalır? 2 bölü 9'un karekökü. 2 bölü 9'un karekökü bu nedir? Kök 2 bölü 3'tür. Pekala tekrar devam edelim. Kök 2 bölü, kök 2 eksi, kök 2 bölü 3. Neye eşittir bu? 3 kök 2 eksi kök 2 bölü 3'e eşittir. Yani 2 kök 2 bölü 3'e eşittir. Demiş ki bunun da bir de karesini al. İyi madem öyle biz de onun karesini alırız. Eşittir 8 bölü 9 olur. Doğru cevap da Denizli'dir.
Z tam sayılar kümesi olmak üzere A kümesini ve B kümesini şu şekilde tanımlamış. A kümesindeki elemanlar n'lerin küplerinden oluşur. Öyle ki n'ler birer tam sayıdır ve bu tam sayılar da -2 ile 4 arasındadır. B kümesinin elemanları da -2'nin n'inci kuvvetlerinden oluşmuştur. N'ler tam sayıdır ve bu n'ler 0 ile 4 arasındadır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şu kümeleri bir biz bulalım. A kümesi eşittir. N'ler -2 ile 4 arasındayken n'lerin küplerini istiyor. A kümesindeki elemanlar -2'nin küpünden -8, -1'in küpü -1, 0'ın küpü 0, 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27 ve 4'ün küpü 64'tür. B kümesindeki elemanlara bakalım bir de. Peki B kümesindeki elemanlar n'ler neredeymiş? 0 ile 4 arasında ve -2'nin n'inci kuvvetlerini istiyor. -2'nin 0'ıncı kuvveti 1. Pekala devam edelim. -2'nin 1'inci kuvveti -2, -2'nin 2'inci kuvveti 4, -2'nin 3'üncü kuvveti -8, -2'nin 4'üncü kuvveti 16. Pekala kümeleri bulduğumuza göre işlemlerimizi yapalım. A kartezyen çarpım B kümesinin eleman sayısı 35'tir demiş. A'da kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B'de ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman var. Pekala. 7 çarpı 5 bana neyi verecekti? 35'i yani A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını verecekti, değil mi? O zaman A şıkkı doğru. A kesişim B kümesinin eleman sayısı 2'dir diyor. Kesişen elemanlar var mı? Kesişen elemanlar illaki var. Bir bakalım şuraya. Hangileri kesişir? Bunu mavi mi işaretledik biz? Şöyle yapalım. Eksi 8'ler sanırım ortak, değil mi? Bakın burada eksi 8'ler. Bir de hangi sayılar ortak burada? Bakın 1 var. Başka var mı? Başka yok. 2 tane kesişim kümesinin elemanı vardır diyor. Bu da doğru. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 10'dur diyor. 2 tane kesişen var mı? Var. Toplam eleman sayısı 7 idi. Diğerinde 5'ti. 2 tane kesişeni çıkarırsan 10 gelir. Bu da doğru o halde. A fark B kümesinde eleman sayısı 6'dır demiş. A fark B kümesinde şimdi şurada kaç tane eleman vardı? 7 tane eleman vardı. İkisi de kesişiyordu. 7'den 2'yi çıkarırsam 5 kalır. 6 değil. Doğru cevap Denizli. 29. soru. Bir küpün 3 yüzü kırmızıya, 2 yüzü siyaha, bir yüzü beyaza boyanıyor. Hemen yaz bak. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Sonra siyah, siyah var. Bir de ne var? Sarı mı vardı? Beyaz var. Evet. Buna göre bu küp art arda 3 kez atıldığında üst yüze her defasında farklı bir renk gelme olasılığı nedir diyor. Arka arkaya 3 defa atacağız ve 3'üne de farklı renkler gelecek. Şimdi şöyle diyelim mi? Mesela kırmızı, sarı, beyaz gelebilir ama bunlar bir de yer değiştirebilir. Kaç farklı biçimde yer değiştiriyorlardı? 3 faktöriyel yani 6 farklı biçimde yer değiştiriyorlardı. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Kırmızı gelme ihtimali 3'ün birlisi çarpı sarı gelme ihtimali 2'nin birlisi, beyaz gelme ihtimali 1'in birlisi. Bir de bunlar 3 faktöriyel biçimde yer değiştiriyorlardı. 3 çarpı 2 çarpı 1'den ne gelir? 6. 3 faktöriyel de 6'ydı. Ne geldi? 6'nın karesi. Bu istenilen durum. Tüm durum ne? Bu attığımız şekil neydi? Bir küptü değil mi? Yani 6 tane yüzü olan bir küp. 3 kere atılmış 6'nın küpü. Bu da bize örneklem uzayın eleman sayısını verir. Bunu buna bölersek ne gelir? 1 bölü 6 gelir. Doğru cevap da B seçeneğidir. Ve 30. soru. 543.210 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı sayılar yazılıyor. Buna göre bu sayıların kaç tanesi 5 ile bölünür? 6 basamaklı istiyor değil mi? Yaz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bir tane daha yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye mi 2 tane yazdım? Çünkü 5 ile bölünecekse son basamak ya 5 olacak, son basamak ya da 0 olacak. Pekala. 5 olursa ilk basamağa 0 gelme gibi bir durumu da var. O 0'ı da çıkarırsam 5'i buraya yazdım. 0'ı da buraya yazamam. Geriye 4 tane sayım kaldı. İkinci basamaktan itibaren artık 0'ı da kullanabilirim. Buraya yazmıştım. Buraya yazmıştım. Gene 4 tane sayım var. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Devam ediyorum. 0'ı buraya yazarsam artık 0 kafa karıştırmayacağı için buraya 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yazacağım. Burası 4 çarpı 4 faktöriyel. Burası da 5 faktöriyel olur. 4 çarpı 4 faktöriyel 4 çarpı 24'ten 96. 5 faktöriyel de 120 olduğuna göre bu ikisini topla. Doğru cevap 216'dır diyebilirsin. Soruların geometri kısmını bir başka videoda çözeceğim. Soru çözümü ve konu anlatımımı beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.